Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 17. lemadan 9. notayı inşallah okuyacağız. Cenab-ı Hak istifademizi ziyade eylesin. 9. nota, bil ki nevi beşerde nübüvvet, beşerdeki hayır ve kemalatın fezlekesi ve esasıdır. Dini hak, saadetin fihristesidir. İman, bir hüsnü münezze ve mücerrettir. Madem şu alemde parlak bir hüsün, geniş ve yüksek bir feyiz, zahir bir hak, faik bir kemal görünüyor, bil ve dahe hak ve hakikat nübüvvet içindedir ve nebiler elindedir. Dalalet, şer ve hasaret onun muhalifindedir. Bir daha okuyalım. Bil ki nevi beşerde nübüvvet, yani insan oğullarında, insan nev'indeki peygamberlik müessesesi, beşerdeki hayır ve kemalatın fezlekesi ve esasıdır. Yani bütün insaniyette ne kadar hayır, kemalat varsa hepsinin kaynağı, çekirdeği, mebdei nedir? Peygamberlerdir. Demek ki bütün insanlığın bütün hayır ve kemalatı onlarda toplanıyor ve onlardan başlıyor ve onlar ile inkişaf ediyor. Nevi beşerde nübüvvet, beşerdeki hayır ve kemalatın fezlekesi ve esasıdır. Dini hak, saadetin fihristesidir. Hak din, saadetin neyidir? Fihristesidir. Yani bütün saadetin her nev'i, her basamağı, her mertebesi nereden kaynaklanıyor? Dini haktan kaynaklanıyor. Yani hak din yoksa hakiki saadet yok. Dünyada da, ahirette de yok. Ancak dini hak ile bütün saadetlere ulaşılabilir, kavuşulabilir. Madem, bir tane atladık, iman bir hüsnü münezze ve mücerrettir. Yani iman münezzeh ve mücerret bir güzellik olduğu için maddiyatın hiçbir kiri, pası, eksiği, noksanı ona bulaşamıyor. Öyle ulvi, öyle kutsi bir güzellik ki her türlü eksikten, noksandan münezzeh. Neden? Çünkü iman bir intisaptır. Kime intisap? Bütün kainatın Halık-ı Zülcelal'ine intisap. Cenab-ı Hak Kuddüs olduğu gibi ona iman etmekte de Kuddüs isminin sırrı olduğu için iman nedir? Bir hüsnü münezze ve mücerrettir. Allah Allah. Yani bu demek ki eğer biz de o imanı, önce imanın hulasası, imana girdiğinde bütün geçmişteki kusurat, hani biliyorsunuz sahabeler daha önce müşriktiler, yeri geldi mi peygamberimize düşmanlık yaptılar, birçok sahabeyi belki şehit edenler var yani. Sonra imana geldikten sonra diyorlar ki ya Resulallah, biz eskiden çok kusurlar, çok kabahatler işledik. Peygamber Efendimiz buyuruyor, İslam kendisinden evveli temizler, siler atar diyor. Allah Allah. Neden? Çünkü iman ettiği zaman bir hüsnü münezzeh ve mücerrede mazhariyeti var. İmanda terakki ettikçe elbette bu manada onun aleminde, onun şahsında, onun duygularında, latifelerinde o münezzehiyet manası daha da inkişaf ediyor. Cenab-ı Hak cümlemizin imanını inkişaf ettirsin, kemale erdirsin. Üstadımızın ifade ettiği gibi tahkiki iman.
O tahkiki imanı da ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin mertebelerine doğru seyreden bir imanı Rabbimiz bize ihsan etsin. Bu duamız bu ama aynı zamanda da o imanı kazanabilmek için gayret etmek, ciddiyet göstermek, hususan bu asırda imanları birçok mertebelerde terakki ettirebilen Risale-i Nur gibi bir esere muhatabız. Onun için bunları okuyarak inşallah fiili duamızı da yaparak imanımızın kemale çıkmasını ne yapıyoruz? Niyaz ediyoruz. Tabi üstadımız diyor, imanı tahkiki diyor, ilmel yakinden hakkal yakine doğru yakınlaştıkça daha selbedilemeyeceğine bütün ehli tahkik ve keşif ittifak etmişler. Demek bütün evliyalar, bütün alim, ulemalar, asfiyalar ittifak etmişler ki tahkiki iman, ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakine doğru bir çıkışa doğru başladı mı o iman zayi olmaz, o iman kaybolmaz. Diyor ki üstadımız, hatta demişler ki şeytan sekerat vaktinde yalnız akla şüpheler verip tereddüte düşürebilir. Fakat bu çeşit imanı tahkiki ise yalnız akılda durmuyor, kalbe, ruha, sırra öyle letaife sirayet ediyor, kökleşiyor ki şeytanın eli o yerlere yetişemiyor, öylelerin imanı zevalden mahfuz kalıyor diyor. Üstadımızın işte Risale-i Nur o imanı Allah'ın izniyle kazandırıyor. İman bir hüsnü münezze ve mücerrettir. Madem şu alemde parlak bir hüsün, geniş ve yüksek bir feyiz, zahir bir hak, faik bir kemal görünüyor, bil ve dahe hak ve hakikat nübüvvet içindedir ve nebiler elindedir. Dalalet, şer ve hasaret onun muhalifindedir. Madem şu alemde parlak bir güzellik, geniş ve yüksek bir feyiz, zahir bir hak, faik bir kemal görünüyor. Bunun kaynağı, menbaı nedir? Bil ve dahe. Apaçık, net, tereddütsüz, şüphesiz hak ve hakikat nübüvvet içindedir. Peygamberlik müessesesinin içindedir ve nebiler elindedir. Başka türlüsü mümkün değil. Dalalet, şer ve hasaret onun muhalifindedir. Yani nebilerin, peygamberlerin yoluna kim zıt durmuşsa onlar hep dalalete, şerre, zarara düşmeye, daha dünyada düşmeye mahkum oldukları gibi ahirette de ebedi bir zarar, ebedi bir azap onları bekliyor. Cenab-ı Hak bizleri nübüvvet müessesesi caddesinde İnşallah gidenlerden eylesin. Biliyorsunuz her gün belki 50'ye yakın biz ne dua ediyoruz? İhdinas sıratal müstakim. Bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle. Peki sırat-ı müstakim nedir? Ne diyor? Sıratallezine en'amte aleyhim. Senin nimetine mazhar olanların yoluna hidayet eyle. Nisa suresinde de izahını yapıyor. Minen nebiyyine ve sıddıkine ve şühedai ve salihin ve hasüne ülaike refika diyor. Yani peygamberlerin caddesi o. Peygamberlere sıddıkiyetle tabi olmuş. Şehitlikle tabi olmuş. Salihlikle tabi olmuş. Güzel bir amel ve niyetle peşinden gitmişler. İşte bunlar Allah'ın nimetine mazhar olanlar. Cenab-ı Hakk'ın da rızası, memnuniyeti, isteği, arzusu bu yolda gidenlerde. Onun için Cenab-ı Hak bizi onlardan ayırmasın. Dünyanın cüz'i menfaatleri için bu azim kafileden mahrum bırakmasın. Mehasin-i ubudiyetin binlerinden yalnız buna bak ki, mehasin-i ubudiyet, kulluğun güzellikleri, ubudiyetin, ibadetin güzelliklerinin binlerinden yalnız buna bak ki, Nebi aleyhisselam, Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam, ubudiyet cihetiyle muvahhidinin kalplerini, İd bayram,
ve cuma ve cemaat namazlarında ittihat ettiriyor, birleştiriyor. Ve dillerini bir kelimede cem ediyor. Dillerini de bir tek kelimede topluyor. Allah Allah. Öyle bir surette ki şu insan mabud-ı ezeliğinin azameti hitabına hadsiz kalplerden ve dillerden çıkan sesler, dualar, zikirler ile mukabele ediyor. O sesler, dualar, zikirler birbirine tesanüt ederek, birbirine yardım edip ittifak ederek, öyle geniş bir surette mabud-u ezeliğinin uluhiyetine karşı bir ubudiyet gösteriyor ki, güya küreyi arz, kendisi o zikri söylüyor, o duayı ediyor ve aktarıyla namaz kılıyor ve etrafıyla semavatın fevkinde izzet ve azametle nazil olan akimus salah emrini küreyi arz imtisal ediyor. Allah Allah. Bir daha okuyalım şurayı. Ne demişti Nebi Aleyhisselam? Ubudiyet cihetiyle muvahhidinin kalplerini İd, bayram ve cuma ve cemaat namazlarında ittihad ettiriyor, birlik bir hale getiriyor ve dillerini bir kelimeyle cem ediyor, topluyor. Öyle bir surette ki, nasıl bir surette? Şu insan mabud-ı ezeliğinin azameti hitabına, şu insan mabud-ı ezeliğinin azameti hitabına hadsiz kalplerden ve dillerden çıkan sesler, dualar, zikirler ile mukabele ediyor. Yani bu ekimus salah emri önce insana gelmiş. Birinci muhatap insan yani. Ya eyyühen nasu taku rabbeküm. Hani ey insanlar Rabbinize ibadet ediniz. Bu azametli hitabın birinci muhatabı ne? İnsan. Peki o insanlar da Peygamber Efendimizin vesilesiyle bayram namazı, cuma namazı, cemaat namazlarında ne oluyor? Bir araya geliyorlar. O zaman ne oluyor? O Cenab-ı Hakk'ın o azametli hitabına karşı hadsiz kalplerden ve dillerden çıkan sesler, dualar, zikirler ile mukabele ediyor. Külliyet lazım. Gelen hitap külliyetle geliyor. Mukabelesi de külliyetle olması lazım. O sesler, dualar, zikirler birbirine tesanüt ederek. Hani nasıl ki namazlarda, gerçi şimdi korona vesilesiyle biraz mesafe oluyor ama eskiden değil mi böyle hani koltuklarımız böyle kollarımız birbirine değerek yani ne oluyor adeta cemaat bir cemaat haline geliyor. Aynı onun gibi o zikirler, sesler, dualar onlar da ne oluyor birbirine tesanüt ederek, birbirine dayanarak ve birbirine yardım edip ittifak ederek adeta tek bir ses, tek bir zikir, tek bir dua haline gelerek öyle geniş bir surette mabud-u ezeliğinin uluhiyetine karşı bir ubudiyet gösteriyor ki güya işte o hal neyi netice veriyor? Güya küre-i arz kendisi o zikri söylüyor. Yani bütün o mümin ve muvahhidinin birleşen kalplerinden ve dillerinden çıkan o tek ses, hani dün de bunu okumuştuk ya, adeta küre-i arz bir kafa, o 2 milyar şimdiki 2 milyar mümin ve Müslüman'da dil, küre-i arzın dili hep beraber tek bir kez Allahu Ekber diyor veya namazda hepsi birleşiyor. O zaman ne oluyor? Sanki küre-i arzın temsilcisi oluyor. Küre-i arz namına o işi yapıyor. O zaman güya küre-i arz kendisi o zikri söylüyor. O duayı ediyor. Aktarıyla Allah Allah bütün o meridyenleriyle. Çünkü meridyenler arasında değil mi? O
Ezan başlıyor, burada bitiyor, arkasındaki, buradakiler namaz kılıyor, o bitiyor, ondan sonraki, yani bütün yarı çaplarıyla beraber, bütün o meridyen daireleriyle beraber ne yapıyor? Küre-i arz sanki namaz kılıyor. Ve etrafıyla semavatın fevkinde izzet ve azametle nazil olan ve akimussalah emrini küre-i arz imtisal ediyor. Sanki o hitap arza gelmiş, dosdoğru kıl namazı diye arzda baş üstüne demiş. Ne yapıyor? Adeta o emri imtisal edip küre-i arz namaz kılıyor, o tekbiratı söylüyor. Bu sırrı ittihad ile kainat içinde bir zerre gibi zayıf, küçük bir mahluk olan şu insan, ubudiyetin azameti cihetiyle Halık-ı arz ve semavatın mahbub bir abdi ve arzın halifesi ve sultanı ve hayvanatın reisi ve hılkat-ı kainatın neticesi ve gayesi oluyor. Bu sırrı ittihad ile, yani Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam getirdiği bu birleşme, birlik, beraberlik sırrı ile kainat içinde bir zerre gibi tek başına zayıf, küçük bir mahluk olan şu insan, ubudiyetin azameti, o kulluğun büyüklüğü cihetiyle Halık-ı arz ve semavatın mahbub bir abdi, sevgili bir abdi ve arzın halifesi, sultanı ve hayvanatın reisi ve hılkat-ı kainatın neticesi ve gayesi oluyor. Eğer namazların arkasında, hususan bayram namazlarında bir anda Allahu Ekber diyen yüzer milyon insanların sesleri alemi gaybta ittihad ettikleri gibi, demek ki o bayram namazları, hususan Arefe, bugün başladık ya sabah namazından sonra, farzdan sonra teşrik tekbirleri, her farzdan sonra onlar, bayram namazındaki o tekbirler ne oluyormuş? Birleşiyormuş. O milyonlar, milyarlarca Müslümanın o tekbirleri birleşiyor. Nerede birleşiyor? Hani burada birleşiyor gibi gözükmüyor ama alemi gaypta ittihad ettikleri gibi. Gayb aleminde Cenab-ı Hak o sesleri topluyormuş. Tek ses haline nasıl bir azametle çıkıyorsa, küre-i arz tamamıyla o zaman büyük bir insan olup azametine nispeten büyük bir sada ile söylediği Allahu Ekber'e müsavi geldiğinden, o muvahhidinin ittihadı ile bir anda Allahu Ekber demeleri, küre-i arzın büyük bir Allahu Ekber'i hükmüne geçiyor. Demek yani o tekbirleri söylerken bu manaları da böyle tefekkür ederek, yani bütün o külli sesin içinde bizim de sesimizin olması, ne kadar yanık olursa, ne kadar ihlaslı olursa, ne kadar kuvvetli olursa, değil mi, o kadar istifadesi var yani. Allah Allah. Ne dedi? Küre-i arzın büyük bir Allahu Ekber'i hükmüne geçiyor. Adeta bayram namazlarında alem-i İslam'ın zikir ve tesbihiyle zemin zelzele-i kübraya mazhar olup aktar-ı etrafıyla Allahu Ekber deyip kıblesi olan Kabe-i Mükerreme'nin samimi kalbiyle. Demek Kabe-i Mükerreme adeta küre-i arzın samimi kalbi. Kabe-i Mükerreme'nin samimi kalbiyle niyet edip Mekke ağzıyla, Allah Allah, değil mi? Hac, özellikle hac değil mi yani? O ne oldu? Önce zaten önce tavafla başlar ya, umre ile başlar yani, tavaflar, say yapılır. Ondan sonra Mina'ya çıkılır. Oradan efendim bugün Arafat'talardı. Hatta ben çok üzülüyordum, memleketimizden kimse yok, bir temsilci yok diye. Meğerse Mekke'de ehli hizmet vakıf ağabeylerimizden orada olanlar var, hacda olanlar var.
böyle Müzdelife vakfesini böyle canlı olarak dualarında naklettiler, böyle okudular, böyle Allah razı olsun. Çok feyizlendik, lezzetlendik, gayrete geldik yani. Sonra akşam, bugün akşam namazında güneş batınca Müzdelife'ye doğru yola çıktılar yani. Bu gece Müzdelife'deler, vakfe yapacaklar inşallah. Bizlere de dua ediyorlar. Allah kabul etsin. Bizleri de en kısa zamanda inşallah, hiç gidemeyenlere hemen siftahını tez zamanda, gidenlere de işte hacı olur, umre olur, Cenab-ı Hak lütfuyla inşallah tekrarını nasip eylesin. Tekrar geri dönelim. Neydi? Kabe-i Mükerreme'nin samimi kalbi, Mekke ağzı. Allah Allah. Çünkü Arafat, Müzdelife hep onlar Mekke'nin içerisinde. Adeta ne oldu? Mekke bir ağız oldu. Sonra Cebeli Arefe, Arafat dağı diliyle. O da öyle yani, öyle dil gibi yani. O özellikle Cebeli Rahme yani. Oradan bütün o hacıların yaptıkları dua sanki o dilden Mekke ağzı Kabe-i Mükerreme'nin samimi kalbiyle Allahu Ekber diyerek o tek kelime etrafı arzdaki umum müminlerin mağara misal ağızlarında havada temessül ediyor. Mağara misali ağızlarındaki havada temessül ediyor. Subhanallah. Hani dün okumuştuk 8. meselenin hulasasında, orada da öyle bir tabir vardı. Diyordu ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın söylediği ve emrettiği o Allahu Ekber kelimesi, bizim söylediğimiz Allahu Ekber onun diyor aksi sadası demişti. Hani orada bir misalde böyle biraz canlandırma gibi hayali, sanki böyle Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam karşısına sahabeleri aldı. Onlar da buradaki tabirle ağız mağaralarını açtılar. Hani mağaranın karşısında, dağın karşısında Allahu Ekber desen nasıl yankılanır? Peygamberimiz Allahu Ekber dedi. Sahabelerin ağzı Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber yankılandı. Sahabenin ağzından yankılanan tabiinin ağızlarında Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ta 3. asır, 4. asır, 5. ta şimdi bizim ağzımızdan çıkan Allahu Ekber kelamı, Peygamber aleyhissalatü vesselamın 1400 sene evvel söylediği ve emrettiği Allahu Ekber kelamının bir nevi aksi sadası. Nasıl yayılıyor? İşte o zaman ne oluyor? Cenab-ı Hakk'ın o külli rububiyetine, tezahür rububiyetine karşı külli bir ubudiyetle mukabele ediliyor. Yani peygamberlik diye böyle bir müessese olmasa bu manayı nereden bileceksin? İşte o zaman insan ferdi, cüz'i, nakız, hayvandan farkı kalmayan, hatta çok cihette de hayvanlardan daha aşağı bir mahluk olacaktı. İşte dalalet, şer, zarar, muhalifin de dediği bu yani. Bütün o güzel mana, bütün güzel ahlaklar sukut edip kaybolacaktı. Ama başta Peygamber Efendimiz, bütün peygamberlerin gönderilmesiyle ne olmuş? İnsanlar hakka, hakikata, güzelliğe, saadete kavuşmuşlar. Hele bir de böyle ubudiyetin külliyeti, yani bir kişi olarak değil, bütün mevcudatı, bütün mahlukatı temsil ederek onlar namına Allah'a kulluk yapmak manası, küçücük insanı bir anda Allah'a muhatap, Allah'a halil ve dost, Allah'a habib yapıyor. Bir tek Allahu Ekber kelimesinin aksi sadasıyla hadsiz Allahu Ekber vuku bulduğu gibi, o makbul zikir ve tekbir semavatı dahi çınlatıp berzah alemlerine de temevvüç ederek sada veriyor. İşte bu arzı böyle kendine sacit ve abid ve ibadına mescit, mahluklarına beşik ve kendine müsebbih ve mükebbir eden Zat-ı Zülcelal'e yerin zerratı adedince hamd ve tesbih ve tekbir edip ve mevcudatı adedince hamd ediyoruz ki bize bu nevi ubudiyeti ders veren Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamına
ümmet eylemiş. Allah Allah. Bir de okuyalım. İşte bu arzı yukarıda anlattığı gibi böyle kendine sacit secde eden ve abid kul ibadet eden ve ibadına kullarına mescit ve mahluklarına beşik ve kendine müsebbih tesbih edici ve mükebbir tekbir edici eden Zat-ı Zülcelal'e yerin zerratı adedince hamd, elhamdülillah ve tesbih, subhanallah ve tekbir, Allahu Ekber tekbir edip ve mevcudatı adedince hamd ediyoruz ki bize bu nevi ubudiyeti ders veren Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamına ümmet eylemiş. Sonsuz şükürler olsun. Cenab-ı Hak hakiki ümmetinden eylesin inşallah. Bir de kısa bir bayramla alakalı bir yer var. Onunla inşallah dersimize nihayet veririz. Yasıya da fazla bir şey kalmadı. Bismillahirrahmanirrahim. Nevi beşerin ağlanacak gülmelerine, endişe-i istikbal ve akıbet binlik adesesiyle gayet şaşalı bir gece bayramında hapishane penceresinden bakarken nazarı hayalime inkişaf eden bir vaziyeti beyan ediyorum. Nevi beşerin ağlanacak gülmelerine, endişe-i istikbal, gelecek endişesi ve akıbet binlik, geleceği, akıbeti, neticeyi gören, görme adesesiyle, merceğiyle, dürbünüyle gayet şaşalı bir gece bayramında hapishane penceresinden bakarken nazarı hayalime inkişaf eden bir vaziyeti beyan ediyorum. Sinemada, eski zamanda mezaristanda yatanların vaziyeti hayatiyeleri göründüğü gibi yakın bir istikbalde mezaristan ehli olanların müteharrik cenazelerini görmüş gibi oldum. Sinemada, eski zamanda mezaristanda yatanların vaziyeti hayatiyeleri göründüğü gibi. Hani şimdi sinemalar, televizyonlar, filmler vasıtasıyla 50 sene, 60 sene önce ölmüş adam şu anda televizyonda, sinemada, filmde yani canlı gibi görünüyor. Onu nazara verdi, kıyas edecek yani. Yakın bir istikbalde, yakın bir gelecekte mezaristan ehli olanların müteharrik cenazelerini görmüş gibi oldum. Allah Allah. Yani o geçmişte ölmüş olanlar şimdi filmde canlı gibi görünüyor. Bu ne demek? O geçmişte ne diyor? Mazi büyük bir mezaristan olduğu gibi müstakbel de geniş bir kabir olacak. Yani istikbaldekiler de ölecek. O zaman nazarıma nasıl göründü? O yakın bir gelecekte ölecek olanların sanki şu anda canlı cenazelerini görmüş gibi oldum. O gülenlere ağladım. Onlar gülüyorlar. Ama neden? Onlar istikballerini düşünmüyorlar ki. Kabirde ne olacaklar? Ahirette nasıl bir duruma düşecekler? Bilmiyorlar. Bir kısmı yani kabirde toprak olmuş çürüyor. Bir kısmı diyor işte kabirde azap çekiyor. Allah Allah. Bir kısmı da henüz daha hani 50 sene. Daha henüz ölmemişler ama gençliğinde iffetlerini muhafaza etmediklerinden sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyorlar. Ne kadar ızdırap bir hal. Oradaki o perişaniyeti bunlar görmedikleri için oynuyorlar, zıplıyorlar, lezzetle, böyle şevk içerisinde ama netice çok fena. Yani eğer o gaflette olup sefahette, dalalette olanlara o 50 sene sonraki vaziyetleri gösterilse, şimdiki güldüklerine
nefrinlerle diyor değil mi? Binler nefrinle, teessüfle ağlayacaklardı diyor. O gülenlere ağladım. Birden bir tevahhuş, bir acımak hissi geldi. Aklıma döndüm, hakikattan sordum. Bu hayal nedir? Hakikat dedi ki, 50 sene sonra bu kemali neşe ile gülen ve eğlenen zavallılardan 50'den 5'i beli bükülmüş, 70 yaşlı ihtiyarlar gibi 45'i mezaristan'da çürümüş bulunacaklar. O güzel simalar, o neşeli gülmeler zıtlarına inkılap etmiş olacaklar. Külli etin karib kaidesiyle, madem yakında gelecek şeylerin gelmiş gibi görülmesi bir derece hakikattır. Elbette gördüğün hayal değil. Madem dünyanın gafletkârane gülmeleri böyle ağlanacak acı hallerin perdesidir ve muvakkat ve zevale maruzdur, elbette biçare insanların ebed perest kalbini ve aşkı bekaya meftun olan ruhunu güldürecek, sevindirecek meşru dairesinde ve müteşekkirane, huzurkârane, gafletsiz, masumane eğlencelerdir ve sevap cihetiyle baki kalan sevinçlerdir. Burayı bir daha okuyalım. Yani bayram etmeyeceğiz mi? Edeceğiz. Sevinmeyeceğiz mi? Sevineceğiz. Eğlenmeyeceğiz mi? Eğleneceğiz. Ama nasıl olacak? Böyle olacakmış. Dünyanın gafletkârane gülmeleri böyle kabirde, ahirette ağlanacak acı hallerin veya ihtiyarlıkta ağlanacak acı hallerin perdesidir ve muvakkat, geçici ve zevale, kaybolma, yok olma, zıddına inkılap etmeye maruzdur. O zaman elbette geldik. Nasıl sevineceğiz? Nasıl eğleneceğiz? Nasıl lezzet alacağız yani? Elbette biçare insanların, dikkat, ebed perest kalplerini. Allah Allah. Yani bizim kalbimiz ne istiyor? Beka istiyor. Ebed istiyor. Fanilere razı değil. Hani fıtrat lisanıyla İbrahim Aleyhisselam bütün fıtratın adeta bu noktada dili olmuş. Nasıl bağırıyor? La uhibbül afilin. Batanları, kaybolanları, fanileri, geçicileri, uful edenleri sevmem diyor. Neden? Fıtrat böyle. Allah Allah, neden? Çünkü güzel değil batmakla gaib olan bir mahbub. Çünkü zevale mahkum, hakiki güzel olamaz yani. Allah Allah. O zaman insanın kalbi nasıl sevinç ister, nasıl lezzet ister, nasıl saadet ister? Ebedi olsun. Biçare insanların ebedperest kalbini ve aşkı bekaya meftun olan ruhunu güldürecek. Ruhunu güldürecek. Yani ağzını değil yani. Tamam, ağza tebessüm etsin de, ama hakiki gülecek taraf ne taraf? Ruhumuzun gülmesi lazım. Ruhunu güldürecek, sevindirecek. Nerede? Meşru dairesinde. Allah'ın helal diye çizdiği dairenin içinde, Kur'an ve sünnet-i seniye ile bize gösterilmiş, bildirilmiş olan meşru şeriat dairesinde, helal dairesinde ve müteşekkirane şükürlere sebep olacak. Huzurkârane yaptıktan sonra elemi, kederi, pişmanlığı, keşke, neden yaptım dedirtmeyecek yani. Huzurkârane, gafletsiz. Ne demek o? Allah'ı unutmadan, ahireti unutmadan, hesabı kitabı unutmadan, cennet cehennemi unutmadan. Yani bir iş yapıyorsun. Neden?
neticeyi görmemiz lazım, neticeyi düşünmemiz lazım. Çünkü Kur'an ve Peygamber Efendimiz daima bize hep neticeden haber vermişler. Evet, meşru dairesinde ve müteşekkirane, huzurkârane, gafletsiz, masumane eğlencelerdir ve sevap cihetiyle baki kalan sevinçlerdir. Bunun içindir ki bayramlarda gaflet istila edip gayrı meşru daireye sapmamak için rivayetlerde zikrullah'a ve şükre çok azim tergibat vardır. Rağbet ettirmiş, teşvik etmiş Peygamber Efendimiz. Neyi teşvik etmiş? Bayramlarda gaflet istila etmesin, gayrı meşru daireye sapılmasın diye hadis-i şeriflerde çok böyle tahşidat yapılmış ki zikrullah, Allah'ı zikretmek. Yani bir sırrı bu. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bunlar ne yapıyor? İnsanın aleminde o kalbini, ruhunu, manevi latifelerini heyecana, gayrete getiriyor. Allah'ı, ahireti, hesabı, kitabı hatıra getiriyor. O zaman insan onlardan yine lezzet alıyor, yine saadet alıyor. Ama aynı zamanda günahlardan, haramlardan kurtulmuş oluyor. Onun için zikrullah'a bir şükre. Çok şükretmek, çok hamd etmek ne yapıyor? O günaha gitme yollarını, gaflete düşme yollarını hep kapatıyor. Onun için Peygamber Efendimiz hadislerde zikrullah'a ve şükre çok azim tergibat yapmış, rağbet ettirmiş, teşvik etmiş. Ta ki bayramlarda o sevinç ve sürur nimetlerini şükre çevirip. Çünkü insanda ne o? Hani bak 10 gün, 9 günlük bir zaman oldu değil mi? Oruçlar tutuldu, gece namazlar kılındı, gece ihyaları yapıldı, hayır hasenatlar yapıldı. Bu arada Allah'a manen yaklaşabilmek noktasında kurbanlar alındı, hazırlıklar yapıldı. Gelecek misafirlere işte efendim tatlılar, yemekler, börekler hazırlandı. Yani herkes de böyle sonra bayram geldi. O kurbanı kesmenin, Allah'a yakınlaşmanın, Allah'ın emrine itaat manasından gelen öyle bir lezzet, öyle bir saadet var. O işte bu sevinç bir şekilde ne yapacak? Dışarı çıkacak. İşte o sevinç, sürur nimetlerini o zikrullahla, şükürle hem o meşru dairede tutacak, hem o ebedperest kalbi latifeleri memnun edecek, masumane eğlencelere sevk edecek. Bir nokta daha var. O ibadetlere şükrederek, o ibadetlere, o nimetlere, o ikramlara tekrar tekrar mazhar olmak için ne bir dua olacak. Okuyalım. Bayramlarda o sevinç ve sürur nimetlerini şükre çevirip o nimeti idame, o nimeti devam ettirme. Çünkü Cenab-ı Hak yani kurban kesmek için belli bir mali zenginlik lazım. Bu ne nimet? Elhamdülillah çoluğumuz, çocuğumuz, işte başı, gözü, sadakası kurban kesiyoruz. Yani bu ne? Bunların hepsi ne? Bir nimet, külli bir nimet. O zaman ona karşı ne olması lazım? Şükür etmek lazım. Çünkü şükür neyi netice veriyor? O nimetleri idame ve ziyadeleştirsin. Neden? Çünkü şükür nimeti ziyadeleştirir. Le'in şekertüm le'ezidenneküm diye Rabbimiz buyurmuş. Şükrederseniz ziyadeleştiririm diyor. Demek nimetin ziyadeleşmesinin sebeplerinden bir tanesi neye bakıyor? Şükre bakıyor. Tabii hem dünyaya bakıyor o ama daha çoğu nereye bakıyor? Ahirete bakıyor. Ama bu şükür meselesi çok acayip bir mesele. Hani anlatırlar Hazreti Ömer radıyallahu anh halifelik döneminde camiye girdiği zaman bakmış böyle sahabeden bizzat böyle yaşlı böyle mübarek o mescitte dua ediyor böyle. Kimse de yok yani böyle dağılmış cemaat tek başına. Allah'ım beni o azlardan eyle. Allah'ım beni o azlardan eyle diye duada bulunuyor, yalvarıyor.
Hazreti Ömer Allah Allah yanına yaklaşmış. Demiş ya ne biçim dua ediyorsun sen, öyle dua mı olur? Ne demek o yani o ağızlardan eyle? Demiş ki ya Ömer, ayet-i kerimede zannediyorum Neml suresi olabilir. Orada Cenab-ı Hak buyurmuş, benim şükreden kullarım azdır. Ben işte demiş o azlardan olmak istiyorum deyince Hazreti Ömer böyle hayretle, Fesubhanallah demiş, herkes Ömer'den fazla biliyor demiş. Maşallah. Onun için şükredebilmek çok zor yani. Her şeye şükredebilmek yani. Külli şükredebilmek. Cenab-ı Hak bizleri inşallah hamidin ve şakirin taifesine inşallah dahil eylesin Rabbimiz bizleri. Evet, ne demişti? Bayramlarda o sevinç ve sürur nimetlerini şükre çevirip o nimeti idame ve ziyadeleştirsin. Çünkü şükür nimeti ziyadeleştirir, gafleti kaçırır. Böyle vaktimiz biraz daha var. Şu hatırıma geldi, o şükür risalesinin en sonunda bir ifade vardı. Onunla bitirelim inşallah. Fazla uzatmadan yatsıya yetişmek isteyenlere de inşallah mani olmadan 28. mektubun 5. risalesinin 5. meselesiydi değil mi? Şükür risalesi. Şu tabirle, şu tabiri okuyalım. Ne demişti? Şükrün mikyası kanaattır ve iktisattır ve rızadır ve memnuniyettir. Yani sadece çok şükür, elhamdülillah demek yetmiyor. Yani o az olan şükür edicilerden olmak için şükrün mikyası kanaattır, bir. İktisattır, iki. Rızadır, üç. Memnuniyettir. Kimden? Allah'tan. Şükürsüzlüğün mizanı, ölçüsü, hırstır, israftır, hürmetsizliktir, haram, helal demeyip rast geleni yemektir. Demek bir insan şükür ediyor mu, etmiyor mu? Bak şükrün ölçüsü belli, şükürsüzlüğün de ölçüsü belli. Ne kadar? Aslında net ve kolay. Diyor ki, evet zat-ı akdesin, alem-i zatisi ve en azam ismi olan Lafzullah'tan sonra en azam ismi olan Rahman rızka bakar. Ve rızıktaki şükür ile hem şükrün envağı var, çok mühim. O nevilerin en camii ve fihristeyi umumiyesi namazdır. Lezzetli bir nimeti insan yese, şükür etse, eğer şükür etse, o yediği nimet o şükür vasıtasıyla bir nur olur, uhrevi bir meyveyi cennet olur. Verdiği lezzet ile Cenab-ı Hakk'ın iltifat-ı rahmetinin eseri olduğunu düşünmekle büyük ve daimi bir lezzet ve zevk veriyor. Bu gibi manevi lüpleri, hulasaları, özleri ve manevi maddeleri evet, YouTube yine bir şey yaptı herhalde ama dönüyor. Neyse, devam edelim. Tevekkül tuvalallah. Yani anasıra inkılap etmeye gidiyor. Eğer şükür etmezse o muvakkat lezzet zeval ile bir elem ve teessüf bırakır ve kendisi dahi kazurat olur. Elmas mahiyetindeki nimet kömüre kaybolur. Şükür ile zail rızıklar, daimi lezzetler, baki meyveler verir. Şükürsüz nimet en güzel bir suretten çirkin bir surete döner. Böyle devam ediyor. En sonunu atlayalım, bitirelim. En âlâ ve en yüksek tarik olan tarik-i ubudiyet ve mahbubiyetin dört esasından en büyük esası şükürdür ki o dört esas böyle tabir edilmiş. Der tariki acizmendi lazım Ahmet çağrı çiz. Aczi mutlak
fakr-ı mutlak, şevki mutlak, şükrü mutlak ey aziz. Allahümme cealna mine şakirin bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin seyyidi şakirin evvel hamidin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Aziz kardeşlerim, böyle dağıttığımız İhlas sureleri var, gelen hatimler var, salavatlar var. İnşallah yatsı namazından sonra sizleri de çok geç bırakmamak için, yarın çok yoğun bir gün olacak. Gerçi bu geceyi ihya etmek çok kıymetdar. Peygamberimiz kalplerin öldüğü gün ölmeyecek kalpler diyor. Çok kıymetdar bir gece ihyası ama yarın gündemi yoğun olanlar var. Onun için 22.45'te yatsıdan sonra bir Yasin, bir Tebariki okuyup bir hatim duası, o İhlas surelerinin dualarını yapacağız. Müsait olan, iştirak etmek isteyenleri inşallah bekliyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.